bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Lamia. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Lütfen söylemeyin böyle. Güle güle otur Lamia. Güle güle inşallah. Söyledim ben oturmayacağım. Orası sizin eviniz yine. Şükür çabuk hadi. Banka öyle tatiline girmeden yetişelim. İyi günler. İyi günler. Hadi güle güle. Enseciğim görüşürüz hayatım. Oh. Bu iş de bitti. Bitti mi işiniz? Bitti. Lamia Hanım ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Aa, yüzün gülsün Lamia. Kimsenin gırtlağına basmadın. Zorla almadın evlerini. Ne bileyim ben. İçim rahat değil. Durumlarından istifade etmiş gibi oldum. Ay hiç de bile. Sen amcanın hem ticari itibarını hem de evliliğini kurtardın. Bu borç yükünün altında ezilip un ufak olacaklardı. Hayatlarını kurtardın, hayatlarını. Aman ne de güzel otururmuş benim bir tanem. Ne de güzel film izlermiş. Hadi meyve suyunu da iç bakalım. Ah. Aa. Al. Anne arıyor. Alo. Alo abla ne yapıyorsunuz? Hiç. Oturuyoruz kızımla. Sen ne yaptın, aldın mı tapuyu? Aldım. Daha yeni bitti işimiz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ ol. Sete gidiyoruz şimdi. Tamam canım, iyi çalışmalar. Umut'la Nimet Hanım'a da selam. Söylerim. Meli'yi öp benim için, akşam görüşürüz. Peki canım, tamam. Selam söylüyor. Sağ olsun. Ha? Dur bakalım kim gelmiş. Güzel müzik. Hey Bingo, şerit değiştirmece. Hemen yolluyorum. Tatile mi gidiyorsun? Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Lamia evde mi? Yok. Seti var bugün. Buyurun geçin. Nereye? Kızım. Oh. Kızım. Sana hoşça kal demeye geldim yavrum. Gidiyorum ben bir tanem. Çok uzağa gidiyorum. Londra'ya mı? Seni çok özleyeceğim meleğim. Kusura bakmayın. Benim biraz işim var mutfakta. Sen, ben. Beraber gidecektik her yere. Birlikte olacaktık hep. Hiç ayrılmayacaktık. Olmadı. Yapamadık. Biz başaramadık.
Hep birileri çıktı önümüze. Hep engellere takıldık. Sonra en büyük engeli kendi kendimize koyduğumuzu anladık. Birbirimize değil, başkalarının yalanlarına inandık. Başkalarının yanında yer aldık. Hep geç kaldık birbirimize. Karşılıklı suçlamalarla geçti günlerimiz. Yenemedik gururumuzu. Sonunda bu noktaya geldik işte. Çok özür diliyorum kızım senden. Her zaman yanında olamayacağım için. Annenin istediği adam olamadığım için. Her şey için. Her şey için özür dilerim kızım. Beni istemişsiniz. Otur Makbule. Biraz konuşalım seninle. Dün Kenan'la görüşmüşsün. Evet, o aradı. Merak ettiği bir konu varmış da konuşalım dedi. Lamia'nın günlükleri. O günlüklerde yazılanları öğrenmek istiyordu. Ben de söyledim. Böyle problem olacağını bilmiyordum. Akşam Lamia da size gelmiş. Niye herkes birden günlüklerin peşine düştü anlamadım. Lamia da bir şey söylemedi akşam. Suzan abla deseniz sır küpü. Bir ben tutamıyorum çenemi. Düne kadar sen de susuyordun Makbule. Kenan sana ne söyledi de konuştun? Çok üzgündü. Ondan. Lamia'nın ona karşı duygularından emin olmak istiyordu bence. Cemil'in aradığını falan hiç söylemedim. Aklına bir şey gelmesin diye. O veda mektubundan da hiç bahsetmedim. Morali bozuktu zaten. Üzülmesin diye açmadım ağzımı. Çünkü anladım. Ne Lamia ondan ayrılabilir, ne o Lamia'dan kopabilir. Nasıl olsa barışacaklar yine. Şimdi Cemil Lamia'yı gerçekten seviyor diye söyleyip de arayı açmanın anlamı var mı? Bakıyorum Cemil'den çok rahat söz ediyorsun artık. Anladığım kadarıyla eskisi kadar acıtmıyor canını. Onun Lamia için yapamayacağı şey yok hayatta. Anladım artık. Aşkına sahip çıkma konusunda da Kenan Bey'den daha cesur. Lamia onu bir kere arasa bıraktığı yerden başlar mücadeleye. Ama Lamia onu üzmemek için aramıyor işte. Lamia'yı çok fazla büyütüyorsun gözünde. Öyle demeyin. Çok merak ettiği halde sırf ümitlenmesin diye aramıyor. Kendi ellerimle verdim Cemil'in telefonunu, adresini. Başkası olsa hiç düşünmez onun gibi, anında arar. Demek sende Cemil'in adresiyle telefonu var. Tesadüfen öğrendim. Ama ne olur nereden öğrendiğimi sormayın. Hayatta söyleyemem.